kuracağını düşünmüyoruz. Ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep beraber bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım diyor. Ama dolara yükselmesi gerektiğini de söylüyor Deniz. Evet. Dolar yükselmeli Bana ama, sordum, asgari ücret mi? iyi yani. Evet sana sordum. Sana bıraktım buyur. Herkes kendi, herkes kendi işine, herkes kendi işine geleni söylüyor. Evet, yani aynen Patron öyle. tabii ki işçi ücret işçi ücretlerinin artmasını istemez, arazam istemez. Ama patron dışarıdaki rekabet gücünü gücünün kısıtığı içinde düşük döviz istemez. Yani bu döviz seviyesiyle geçen anlatmıştım yani Evro senin de tanıdığın ünlü bir tekstilci şey demişti. Yani bu böyle devam ederlerse tekstil sektörünü batıracaklar. Yani aynı adamın hem İstanbul'da fabrikası var hem Mısır'da fabrikası var. Mısır'dan kar ediyorum diyor ama İstanbul'dan zarar ediyorum. Yani böyle bir tablo ortaya çıkmış vaziyette. Şimdi sen nasıl sürdüreceksin bunu nasıl sürdürülebilir kılacaksın? Yani o kadar saçma sapan şeyler yapıyorlar ki yani, yani ben kimya bildiğim için kimyadan söyleyeyim. ...bir reaksiyona girenler de bellidir... ...çıkanlar da bellidir... ...katalizör kullanırsanız hızını da... ...etkilersiniz falan... ...bu şey değişmez... ...şimdi burada da... ...matematik denklemi gibi yani... ...faizi artırırsanız... ...işte... ...dışarıda faizler çok düşükken... ...sizde... ...dışarıda yok seviyesindeyken... ...sizde yüzde elli küsur faiz varken insanlar oraya hücum ederler. Bu, bu da döviz kuru'nun bir bir seviyede kalmasını sağlar. Yani Türk lirasına talebi artırırsınız, döviz kuru bir seviyede kalır ve işte bu carry trade dediğin şey ortaya çıkar. Yani çok basit bir hesap. Bin dolarınız var, geliyorsunuz, onu burada yatırıyorsunuz, işte Türk lirasına çeviriyorsunuz. 30 32 bin lira diyelim. 32 bin liranızı alıyorsunuz, bankaya koyuyorsunuz, yüzde kaç? Dört buçuk mu faizi? Yıllık e, yüzde 50 ile işte, 50'e yakın, e... Evet, en düşük 45-50. Ama senin 30 evet, bin lirana yani bir şey vermezler de deniz, yani boşuna Öyle küçük. Yok ya ben hani ben. anlaşılır olsun diye küçük Anladım. anlaşılır <laughs> olsun diye küçük rakamlar <laughs> söylüyorum. 30-32 milyon da diyebilirsin yani. Aynen. Çok paran çok e, yoksa yüzüne pek sonra... bakmıyor da bankalar ondan dedim. Yo, yo, diyelim 32 tamam, milyon tamam. hadi bin dolar değil de bir milyon dolar diyelim tamam, yani. Tamam. Ben anlaşılır olsun diye küçük rakamlar tamam. kullandım. Oradan elde ettiğin şey ne kadar olur? Hadi matematiği güçlü biri söylesin. Yüzde dört küçük yüzde beş faiz aylık. <gülüyor> yani sabah gazı kullandık Hadi kullandın hocam. Bir, bir buçuk. Hadi hocam. Şeref Hoca dün hesap makinesiyle yaşadı. Şey, Üç <laughs> saat boyunca. <laughs> ne kadar erimiş hocam siz e, tamam, bakın ne kadar, falan diye. %50 12'ye böl işte. Ne kadar TL faiz alıyorsunuz? Böl. Tamam yaklaşık işte 1,5 milyon gibi bir rakam. Bir şey. 1300 falan. 1 milyon 1300 mi? mi? 1300 falan. Bir buçuk milyon lira tamam, şey alıyorsunuz. Geri döviz alın şimdi. Aynı aynı parayla 32'ye bölün bir buçuk milyonu. İşte onu dedim. Adam olacak alacak. Ben ne diyorsun? <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Hiç <laughs> durduk yani ya. Yani de, şunu demeye çalışıyor. Şu bak. Bir getirdi, 1.1 nokta bir götürecek. Ve senden fazla e, para çıkacak. Yani dolar olarak... Dolar olarak. 1 milyon dolar getirdi. Kim ödeyecek Kabaca, o? Onu da o. biz ödeyeceğiz işte. Biz dolaylı vergileri ödemiş olacağız. İşte bir, bir gelirimizden dönüyoruz. stopaj yoluyla kesecek o vergileri alacak bizden. Adam, yani adam Ondan bizden sonra faiz alıp gidecek. Adam da faiz alıp gidecek. Tamam, i̇şte biz de diyoruz ki o zaman geldiğinde, talep arttığında bu baskıladığın kurum bedelini, Adam bir kaybı, sen, parasına, kaybı, para kazanmak için geliyor. devletin işte bu vergilerinden kaybı, bütçeden kaybıyla hep birlikte ödeyeceğiz daha fazla enflasyon olarak. Bu enflasyon, kötü haberi vereyim, sözünüzü kestim özür dilerim. Kötü haberi vereyim, bu enflasyon düşmeyecek. Baştan söyleyelim, bu enflasyon artacak, devam edecek. Çünkü bu enflasyon, Çünkü bu enflasyon olur, düşecek bir istiyorsam? politika döviz yok. Döviz kuru da, döviz kuru da, döviz kuru da böyle kaldığı için bu faiz nedeniyle ee, tekstilci gidecek e, rekabet edemeyecek evet. pazarını kaybedecek işte e, üretimini kısacak işçi çıkaracak bilmem ne yapacak belki de iflas edecek dünyada rekabet edemeyecek bu döviz seviyesiyle e, o da ihracatın en büyük bel kemiklerinden biri yani biz. A, döviz e, fırladığında da ihracat rekoru ihrac kıramadı yani. Ki o yapısal dönüşümü 22 yılda i̇şte yapacakmışsın. İthalata bağımlılığını falan azaltacaktın. Sadece bize enflasyon olarak geldi. Ama işte ne yaptık? Biz Yine Türkiye ekonomisini yani. tanımlarsak nasıl tanımlarız? Son 22 yılda Çok tüketim, para kazanda mı ben. İthalata dayalı bir tüketim ekonomisi nasıl? ve inşaat ekonomisi. İki bacaklı bir ekonomik model. Nasıl? Üretimi, teknolojiyi, verimliliği, sürdürülebilirliği öncelemeyen, tamamen günü kurtaran, büyüme ile enflasyon arasında tercih yapıp büyümeyi önceleyen ve enflasyonu umursamayan Para olduğu dönemde bunu rahat rahat götüren ama dünyada sıkışıklıklar olduğunda krize giren bir ülke haline geldi. Ömür boyu siz yüksek kurda bağlı, i̇şte bağlı yaşayamazsınız o ki hocam ya. O yapısal dönüşümü gerçekleştiremedi. Aynen öyle. Ama sadece ihracatçı meselesi Normal değil şu anda. Normal değil ki bu. Şu anda geldiğimiz noktayı ben sadece ihracatçı üzerinden tanımlamıyorum. Bakın, beklentilerin halkta beklentilerin toparlanabilmesi için şeffaflaşman lazım. Ne dedik? TÜİK verisi doğru olacak ki enflasyonla mücadelen doğru olacak. Senin ona göre bir faiz belirlemen gerekecek. Ona göre ücret politikası ortaya koyman lazım. Artışları ona göre yapman lazım. Ondan sonra da kuru da doğru yerde tespit etmen lazım ki vatandaş desin ki sana ya evet burada bir mücadele var. Evet zor şartlar var ama artık burada hani bir baskı yok. Demokles'in kılıcı gibi kur her an patlar sıkıntısından kurtulmuş olacak. Faizi de ona göre belirlediğin için gerçek manada bir mücadele başlayacak. Ama şu anda ne yapılıyor? Carry trade üzerinden sıcak parayı getir. Yerliyi de burada ikna et. Bak kur gitmeyecek diye. TL'ye geçir kısa süreli. Ama hem yerli hem de her an bu sıcak gelen, çok daha sıcak gidecek olan yabancının çıkma tehlikesi ve dolara alışacak talep seni çok daha farklı noktalara götürecek. Biz de diyoruz ki geçmişte bu politikaları uyguladın bu noktaya geldik. Aynı şeyi uyguluyorsun. Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşürme gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum ben. Mehmet Şimşek'in tek derdi sıcak parayla şu an ekonomiyi idare etmek, süreci yönetmek. Yani Türkiye şu anda enflasyonla falan mücadele etmiyor açık söylüyorum. Ve bu Gerçek enflasyon düşündüğümüzde hala negatif real getiri ortamındasın. Kimse TL'ye güvenmiyor. Geçici olarak kaç mantığıyla faize girip çıkmaya da düşünüyor vatandaş. Bunu çözemediğin sürece sen nasıl enflasyonla mücadele edeceksin ki? Şimdi ben enflasyonu düşüreceğim. Algı ve beklentiler. Bakın, tamam ben anladım. Yani. Ben anladım. Ben asgari ücrete zam noktasında bir adım atılmayacağını şirketlerimizin durumundan anladım. Açıklamalarda öyle zaten Mehmet Şimşek i̇stemiyor. aylardır aynı şeyi e, söylüyor. Mehmet Şimşek zaten desteklediği aylardır için şey hani gelin ben asgari ücrete bir bütçeden destek yapalım ne yapabiliriz falan hiç konuşulmuyor bile. Kapanmış kapı 17 bin lira olmuş 13 bin 800 lira Temmuz'da e, insanlar bu parayla yaşamaya çalışacak. Bak, sen bir şey söyledi ya, çok önemli bir şey o. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığınızda çalışan, emekli, vatandaş, enflasyon yok. Yok. Sadece Mehmet yani Şimşek'in açıklamaları ve sadece şirketler yani yoksuldan şirkete servet transferini içeriyor ve piyasa bacağı, faiz, evet. faiz. Bu kadar. Ve insanlara Şirketler bakın. Şirketler batacağına insanlar ölsün yani. Başka bir şey yok Aynen ya. öyle. Ve insanlarda bir çaresizlik olduğu için sadece ve sadece hani üreteyim, çalışayım falan değil, ya ben borsadan nasıl para kazanabilirim, başka alanlara nasıl bir kripto varlıklardan mı kazanırım? İnsanların tamam buraya yönelmiş durumda. Mutfak masrafını borsadan çıkartmaya yönelen insanlar var. Evet. Bana mesajlar geliyor, hocam diyor ödemem vardı işte ama eksiğim var. <laughs> Şu fiyat seviyesinden hisse aldım. Üç gün sonra da devam var ne yapayım? Yani bu kadar üç günlük düşünüyor insanlar. İki günlük, üç günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek için piyasalarda işlem yapmaya başlamış durumda insanlar. Ve burada herkes zarar edecek. Kimse buradan kazanamaz. Yanlış bir politika var. Demin söyledim ya işte. Yani arabanın Ankara'ya gitmesi gerekiyor. E, hedef orası. Ama arabanın yönü Edirne'ye gidiyor. Sen nasıl o zaman Ankara'ya ulaşabilirsin ki? Ulaşamazsın. Enflasyonu çözemezsin. Yanlış veri, yanlış politika. Peki. Bütün Avrupa ülkelerini toplasanız Türkiye'ye deflasyona ulaşamıyor. Aynen aynen. Gördünüz mü aradaki farkı? Biz biz Avrupa ya bütün, birincisi bütün falanız ama arada devasa farklar var. Ve onlar var. hala şey emsası yüksek miyim? olduğunu düşünüyor bu arada. Tamam ama Hemen bana hocam. şunu da söyleyin tamam mı? Bir daha şey 17 bin lira ve 12-13 bin lirayla emekli nasıl yaşayacak bir rehber hazırlanacak mı? Onu da söyleyin ne olur tamam Buyur Deniz. Ya bu 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 mümkün değil bunu yani bir mucizeden bahsediyorsun o da bizde yok yani ee, hani şeye yani dönsek yapacağız. de hani bu yani yapacak bir şey yok bu, bu bir mucize ama ben size bir uzmanlık sorusu sorayım biraz önceki siz konuşurken ben hesap makinesini açtım şey yaptım daha netleştirdim tamam. rakamları. Şimdi 1 milyon dolar getirdiğiniz zaman 45 bin dolar kazanıyorsunuz ee, burada. Yani Türkiye'de bir ayda 45 bin dolar kazanıyorsunuz. 100 milyon getirdiğinizde bu 4,5 milyona falan şey yapıyor. Şimdi 100 milyon dolarlık bir yatırım düşünün. Türkiye'ye geleceksiniz, fabrika kuracaksınız, yatırım maliyeti var, istihdam yapacaksınız, vergiler var, şunlar var, bunlar var. Sizin ayda 4,5 milyon dolar kazanabileceğiniz bir ortama o yatırımla ne zaman gelebilirsiniz? E, faiz zaten yatırım yatırıma engeldir. Yatırımın Tabii, engel yatır, fizibilitesini yapacaksınız. O maliyetleri önce bir çıkaracaksınız. Yapmazsınız hocam en 8, onu 8, söylüyorum. 8-10 yıllık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu süreçtir. Yani oraya gelmez. Doğrudan yatırıma dolayısıyla şu an Türkiye'de gelmez. Yani düşünün ayda ayda 4 Buçuk milyon dolar kazanıyorsunuz zaten faizden. Gelmez. Yani 100 Faizin milyon, milyon dolarınız var. Türkiye'ye yatırıp fabrika kurmayı düşünüyorsunuz. Ama bunu yapmadan da banka faiziyle 4,5 milyon dolar kazanabiliyorsunuz. Bir de diğer boyutunu söyleyeyim Aynen. ben size. Bu mesela evet sanayici çok uluslu bir sürü firma var. İşleri zaten bu. Ama zaten Türkiye'nin mevcut yönetim sisteminde hukuka dair, mülkiyet haklarına dair bir güvence problemi olduğu için Türkiye'ye doğrudan yatırım zaten gelmeyecek hiçbir zaman. Bakın Türkiye'ye doğrudan yatırım gelebilmesinin bir tek koşulu var. Eskiden olduğu gibi parlamenter sistemde olduğu gibi yasama, yürütme, yargı erklerinin bağımsızlığının tesis edilmesi lazım. Türkiye'nin mevcut durumunda Mehmet Şimşek çok mükemmel adımlar atsa bile, hukuk alanında harika adımlar atılsa bile, sanayide teknoloji esaslı, verimlilik esaslı adımlar atılsa bile, vergi düzenlemeleri harika normlar haline getirilse bile, eğitimde harika işler yapsanız bile doğrudan yatırım alamazsınız. Neden? Türkiye şu an bir kararname ile bütün bu kazanımlarını geri verebilecek bir yönetim sistemine sahip. Dolayısıyla ya parlamenter sistemine döneceksin ya da mevcut sistemde devam edeceksen de yetki sınırları belirlenecek ve bağımsızlıklar test edilecek. Yani kurumlar arası bağımsızlıklar. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yok yok haklısınız. Onu ben, desteklemek lazım. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Diye. Yani yüzde hukuk devleti olsak bile. Yani bu, bu sorunların koşullarda. hiçbiri olmasa bile. Ama öyle olsa zaten bu koşullara gelmez. 100 milyon dolarla 100 milyon dolarla 50 milyon dolar üstüne koyup bir sene sonra çıkabiliyorsanız 50 milyon dolar kardan bahsediyoruz. E yani, tabi o doğru. E, burada bir yılda size 50 milyon 100 milyon dolarla size bir yılda 50 milyon dolar kazandıracak hangi yatırım var? Doğru. Yok yok. Çöz konusu olamaz. Ya, bu, Ama bunun işte bu hani, sürece gelen yapı zaten bu. Samimiyetle Mehmet Çimşek cevap versin. Doğru. Yani 100 milyon dolar getireceksiniz bir sene içinde 50 milyon dolar kazanıp gideceksiniz. 150 milyon dolarla geri döneceksiniz. Hangi sektörde bunu yapabilirsiniz? Yani faiz böyle bir şeydir. Faiz yani Tabii. netice itibariyle Mehmet Şimşek'in yaptığı tek şey faizi faiz yükseltmek. Tabii. artı milletten vergi toplamak. Başka yani milletten topla şey. onu da bu dışarıdan gelenlerin faiz şeyine öde. Ya bu denklem Türkiye'yi bu bataklıktan çıkarmaz, çıkaramaz yani. Daha büyük bataklığa nasıl çıkaracak? sebep olur. Zaten Na nasıl çıkacak? çıkaracak? Bir de bak, i̇şte yakında tekstil firmalarının baktığını görürüz. E şimdi faiz de o... düş deyince düşmüyor. Merkez Bankası bağımsızlığından ortadan kaldırırsanız. Ama işte ikisinin bir ortası var Ebru. Böyle sonuçlar oluyor. olur. Yani ikisinin ulaşır. bir ortası var. Sen yüzde, yüzde işte 20'den 8.5'a düşürüyorsun hızla. Enflasyon patlıyor, döviz kuru patlıyor. Ondan sonra da yüzde sekiz buçuktan yüzde hızla çıkarıyorsun. Çıkartır. O, o zaman, zaman da işte incirlemek. faizden faydalananlar geliyor, paradan evet. para kazananlar geliyor. Böyle ekonomi yürütülür mü? Bu servet bir transferi yapısal, yapısal reform. E Tabii ki servet zaten yolsuzlukla bu aynı zamanda işte, bir, ülkenin bir servet transferi yapılıyor. Ya işte şeyleri görüyor musunuz? Şu sahiller, mahiller ben işte iki gündür izliyorum. Göcek'te marina verilmiş bir şeye Göcek'teki balıkçılar, tekneciler, şunlar bunlar açıkta kalmışlar. Kendi şeylerinde, şehirlerinde teknelerini bağlayacak yer kalmamış. Bir de yalvar yakar olmuşlar marinayı alan adama. O da gelmiş güya jest yapıyor onlara. Tamam şu 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 haklarınızı vereceğim size falan. Ya kıyılar halka aittir. Yani her şeyi her yere herkes hani şaşkınlıkla izliyorum. Birilerine peşkeş çekiyorlar. Kimseden hesap soramıyorsun. Yok. Ülkede kıyı kanun yani Cumhurbaşkanı yok devleti ya. şirket gibi yöneteceğim dedi. Normalde. normalde kıyıları halka açacağız diyorlar. Azın halkı. Halkın olması lazım. Zaten yani siz işte düşünün gerekiyor. düşünün geliyorsunuz işte güzel bir yerde marina jesti yapıyorsunuz bir yandaşa. Tamam mı? O, o geliyor da oradan para yapıyor. kazanmak için şey kuruyor. Orada yaşayan yıllardır orada balıkçılık yapan işte tekneyle ufak tefek turizm işleriyle uğraşan bilmem ne insanlar. Teknelerini bağlayacak yer kalmıyor. Ve geliyor o şey yandaş beyefendi ben size diyor jest yapacağım diyor şöyle de böyle de şunlardan şu haklarınızda elinizden almayacağım. Ya dağdan geliyorsun bağdakini kovalıyorsun. Bunun Türkçe'deki tarifi budur ve o kadar çok var ki böyle bir durum, devletin gücünü kullanarak geliyorlar insanları yerinden yurdundan ediyorlar, yandaşlar gelip çöküyor oraya. Bütün bütün sahilleri resmen yağmalı bir de vakıf vakıf işleri var. Bu Muçev, Muğla çevre vakfı bilmem ne çevre çevre biten her şey bela. Yerel halka da bela, tatilciye de bela turizmciye de bela. Yani iktidarın yakınında kim varsa o vakıf üzerinden bir şeyleri alıyor yani böyle bir şey olamaz bu, bu ülke böyle ya bir taraftan bu yolsuzluklar ve yağma var. Bir taraftan yabancılar geliyor, paradan para kazanıp gidiyor. Mehmet Çimşek de bizim boynumuza yapışmış. Şu vergiyi ver, buca ya yani millet Çok ceza ödemekten bitap düştü ya. Vallahi bir tak düştü. Bu enflasyonu ya. zaten Doğru. dünyada tanımlarken bakın Türkiye'yi çok ayrı tutmak lazım Türkiye gibi ülkeleri. Şimdi normal normları belli bir ülkede enflasyon neden olur?